Değerli takipçiler, bugün eski arkadaşım İbrahim Tamkoç Bey'in evindeyiz. Proton marka kombinin bakımı ve 8 adet radyatörden oluşan radyatör temizliğindeyiz. Yine bağlantılarımızı Avrupa'nın giriş ve çıkışından yaptık. Şu anda makinamız tek yönde çalışıyor, görüyorsunuz. Suyun rengine. Temiz suyu banyo bağlantısından aldık. İleri yine banyolu giderinden gönderdik. Elimizden geldiğince temiz olmaya çalışıyoruz. İşte şu anda aradaki farkı görebiliyorsunuz. Biraz sonra makinamızı ikinci yöne alacağız. Çevirelim. Ters sönde şu anda. Yani az önce buradan girip buradan çıkıyordu artık su. Şimdi temiz su buradan girecek. Atık suyumuz şuradan çıkacak. Her birlikte suyumuzun gelişini görelim. Makinamız Kampa'nın çift yönlü hidrolik makinası. İlaçlı temizlemeyi ben şahsen tavsiye etmiyorum. Çünkü asidik madde olduğu için temizlenmesi imkanı yok ve radyatörlere kesinlikle zarar veriyor. Özellikle kombiye gittiğinde kombi parçalarının zarar görmemesi imkansız. Onun için ilaçlı temizlemeyi şu an için ben uygun görmüyorum. Tabi yapan arkadaşlara bir şey demiyorum. Kombimizin yanına gidelim. Evet, kombimiz Proton. Panamızı temizledik. Yanma odamızı temizledik, kapattık. Aynı zamanda yine elektrotlarımızı, iyonizasyon ve ateşleme çubuğumuzu temizledik. Filtremizi temizleyip taktık. Mekanik genel bir temizliğini yaptık. Yanaşma tankımızın havasını kontrol ettik. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Biraz sonra bitirip teslim edeceğiz. İbrahim abi şu an kendisi İzmir'de. Bize vekaleten küçük veliahtı Ahmet bakıyor. Ahmet'im nasıl buldun temizliği? Sedat abimize çok teşekkür ederiz. Yaptığı çalışmalardan dolayı. Gayet güzel ve temiz bir çalışma oldu. Kendisine tekrar teşekkür ederim. Peki daha pis mi bekliyordun? Ya daha çok pislik olur diye tahmin ediyordun değil mi? Yani az çok evet. Tahmin edebiliyordum. Daha önce de temizlik yaptırmışlar tabii ama yani makinayla değil. Yani evet. Böyle teferruatlı bir temizlik olmadı. Şimdi olunca Ahmet kardeşimiz de şok oldu görünce. İnşallah Ahmet kardeşimize ödediği faturanın hakkını aldı. Tabi ısınamıyordun şimdiye kadar. Yok. Tetikler çok ısıtmıyordu çünkü gerçekten ciddi bir pislik vardı. Kombi de çok bakımsızdı. Bundan sonra ödediği faturanın karşılığını artık alacak. İnşallah. Ahmet kardeşime çocuklarıyla birlikte, eşiyle birlikte inşallah huzurlu bir kış diliyorum. Biz de size teşekkür ederiz. Hayırlı olsun kardeşim. Sağ olasın.